Merhabalar, Angelika Akbar'la Sesler programına hoş geldiniz. Bu programda her zamanki gibi müziğe, sanata ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok kıymetli bir konuğum var. Dünya ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil. Ama öncelikle sizlere notalar vasıtasıyla merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Bugün programımın konuğu çok değerli dünya ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil. Hoş geldin. Hoş bulduk Angelika. Çok mutlu oldum seni burada görmekten. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ilk sorum şöyle olacak. Derler ki her müzik enstrümanı insan sesini taklit etmeye çalışıyor. Bana sorarsan yaylılar arasında en yakın, insan sesine en yakın olan enstrüman violonsel. Ve üflemeliler arasında flüt. Ve sen benim bildiğim kadarıyla konservatuvara girmeden önce aslında violonsel çalmak istiyordun ve flüte alındın. Dolayısıyla şu ya da bu şekilde insan sesini flütle şu anda ifade ediyorsun. Ne anlatabilirsin bu konuda? Çok katılıyorum sana. Flüt insan sesine en yakın nefesli saz. Vocal cordların insan sesini yaratan ses tellerinin flüt çalarken son derece etkili olduğu bir saz aslında. Doğru, hani öyle bir bilincim var mıydı 9'lu 10'lu yaşlarda işte insan sesine en yakın bilmiyorum ama violonseli ve flütü çok sevdiğimi hatırlıyorum. Hatta komik bir anım var bununla alakalı. Konservatuar sınavları o zamanlar iki aşamalıydı. İşte birinci aşaması kulak yetenek sınavını geçtikten sonra enstrüman seçimi sınavı vardı. O zaman jüride işte rahmetli hocam, kıymetli Mükerrem Berk vardı. Kendisini buradan da yad ediyorum tekrar. Ben de emeği çoktur. Ben violonsel çalmak istiyorum dedim jüriye. İşte Mükerrem Berk yaklaştı ama oğlum dedi işte bak violonsel, daha önce de violonsel hocası bakmıştı. Dedi işte ellerin biraz küçük, hani böyle oktavları açmakta zorlanabilirsin violonsel için falan. Mükerrem Berk de sen flüte çok yatkınsın, gel seni flütçü yapalım dedi. Yok dedim, ben flütçü olmak istemiyorum, ben violonsel çalmak istiyorum dedi. Ama oğlum bak dedi, yani şimdi buradaki violonsel hocası çok yatkın olmadın, zorlanacağını söylüyor. O zaman dedim ben bir dışarı çıkıp babama sorayım. Oy çok tatlı. Bütün jüri güldü o zaman. Peki evladım hadi çık sor bakalım dediler. Ben dışarı gittim, babama sordum. Babacığım da işte oğlum
Tamam, yani oradaki duayenler bilirler. Lütfen gir içeri ve neyi senin olmanı istiyorsa kabul et dedi. Peki dedim, girdim. Kabul ediyorum flütçü olmayı dedi. Tekrar girdiler. Benim flütçülük böyle başladı işte. Çok güzel bir hikaye. Peki sen tabii ki hayatına bakıldığı zaman çok başarılı bir müzisyensin. Bir sürü böyle çok parlak noktalar var hayatında müzisyen kariyeri olarak. Biz şöyle diyebiliriz, bir küçük çocuğu sahnede o yaşlarda gördüğümüz zaman anlıyoruz ki sadece müzik çalmak yetmeyecek. Bu çocuğun olgunlaşması lazım. Bu çocuğun hakikaten bütün o müzik literatürünü sunarken çok derin bir kişiliği ve felsefesinin de oluşmuş olması gerekiyor ki hakiki anlamda müziğe dönüşsün. Ve sen bunu bana sorarsan çok başarılı bir şekilde birleştiriyorsun. Bu müziğin manevi aktarıcısı rolünü üstlenmiş oluyorsun. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çok teşekkür ederim. Çok nazik ve çok güzel, düşünceli bir yaklaşımda bulundun bana karşı. Gerçekten aslında müziğin sadece müzik olarak değil de bir sürü temelle, bir sürü birikimle birlikte yoğunlaşmış olması o sanatçının icrasında, o sanatçının yaptığı eserlerde hissediliyor. Bu tabii sadece bir enstrüman icracısı olmaktan müzisyenliğe giden yoldaki en önemli kriter denilebilir, evet. Bahsettiğin konu. Aslında müzik de doktorluk gibi, tıp gibi, herhangi bir başka meslek gibi sonsuz bir meslek. Oldum demek bitmiyor. Yani çok okumak, çok görmek, çok gezmek, müzeleri gezmek, çok sanat eserlerini görmek. Bütün bunlar yapacağınız icrayı etkiliyor. Yapacağınız icradaki doğaçlamalarınızı, yorumlarınızı, bir bestekarın eserinde sizden neler istediğini kendi duygu ve düşüncelerinizi ve birikiminizi de katarak yapmanızın yolunu açan temeller aslında. Elimden geldiğince bu konuda evet, yani sonsuz bir şekilde çalışmaya, hep kendimi yenilemeye, devam etmeye çalışan bir insan olduğumu söylemek isterim açıkçası. Evet, evet, doğru. Ben de onu zaten izliyorum, o yüzden altını çizmek istedim. Peki şöyle bir durum var. Küçük yaşta müziğe başlamış olan ve ünlenmiş olan birçok çocukta yıldız hastalığı denilen bir sorun ortaya çıkabiliyor ve biz bunu sıklıkla görebiliyoruz. Mesela bu konuda çok ünlü, dünyaca ünlü orkestra şefi Vladimir Spivakov şunu der, diyor ki eğer çocuk müziği yönetme şekli olarak değil de hizmet etme şekli olarak kabul ederse o zaman yıldız hastalığı diye bir sorun oluşmaz. Öncelikle senin küçük yaşta böyle bir sorunun oldu mu? Ya da senin çevrende izlediğin nasıl durumlar var bununla ilişkili? Böyle bir sorun yaşamadım. Çünkü yıldız olacağım ya da çok ünlü olacağım diye bir yaklaşım olmadı hayatım boyunca aslında. İnsan arkasına bakıp yaptıklarını gördüğü zaman bir yerlere geldiğini hissetmeli. Öyle baktım hep. Bazı amaçlarım oldu. Birkaç tane işte iyi bir orkestrada çalabilmek, iyi bir solo flütçü olabilmek, iyi bir hocaya gitmek gibi. Bunlar hani... Ya onlara gidersem işte yıldız olurum diye hiç aklıma gelmedi. Onlara gidersem çok iyi şeyler öğrenirim ve dediğiniz gibi öğrendiğim şeyleri bir hizmet olarak başka insanlara yansıtabilirim. Gerek icracılığımla gerek eğitimci evet. olarak diye düşündüm. Hep öyle bir yaklaşımda bulundum. Aslında Spivakov'un bu söylediği çok önemli tabii. Birazcık da kendimizi geçici olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yani yaşadığımız anı en iyi şekilde yaşamak ve yaşadığımız anda yaptığımız işi de en iyi şekilde yapmanın değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yoksa dünyada kimse sonuna kadar kalıp o işi sonuna kadar yani kendine göre iyi kötü yapmıyor. Tabii. Dolayısıyla bu bağlamda öyle bir şeye yakalanmadım çok şükür. Çok şükür. Peki yakalanmış olanları izliyor musun? Nasıl şimdi bir şöyle yardım bir şeyler oluyor eli uzatılabilir? Böyle çok parlıyor bazen insanlar işte 12 yaşında 15 evet. yaşında. Sonra biliyorsunuz insanlar bir transformation değişim geçiriyorlar. İşte ergenlik deniyor, bir yaşlanmaya başlıyorsunuz, evet. bir kendinizi tam bulduğunuz bir olgunluk çağınız oluyor. Bütün bunlarda biraz bilinçli olarak o döneme, o
ana ait yaşam gerekiyor ve onlara önlem alınması, onlar da size yardım edecek iyi bir aile, iyi bir hoca, iyi bir eş, iyi bir arkadaş çevresi, hep bunlar önemli oluyor. Bazen bunların bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Şimdi bir anda yok olan çocuklar olabiliyor öyle. Çok parlak oluyor. Fakat bu işin stresine katlanamıyor. Evet. Sevmeyebiliyor. Ailesinden bir sorun çıkabiliyor. Ya da tam tersi. Hiç beklenmedik birisi benden şimdi flütçü olur mu diye geliyor mesela. Ama kötü çalıyor. O insana ya senden flütçü olmaz demek ya da senden müzisyen olmaz demek. Mesela benim bakış açıma göre çok acımasız ve anlamsız bir şey. Gerçekten o kestirilemeyebiliyor. Yani öyle örnekler var ki dünyada 20 yaşında flüte başlamış. Şu anda 30 tane CD yapmış, önemli bir kariyer yapıyor ve bütün salonlarda çalan arkadaşlarım var, bildiğim uluslararası flütçü arkadaşlarım var. Ya da Jennifer diye bir arkadaşım vardı, İskoçyalı, olağanüstü bir flütçüydü 12 yaşında, kayboldu gitti. Ya. 6 tane çocuk yaptı, şimdi evde çocuklarına bakıyor, hala arkadaşım. Çok da şeker bir insandır. Yani onun aslında biraz da şans da önemli, hayata bakış açısı, beklentileriniz çok çabuk tatmin olabiliyor bazı insanlar. Bazı insanlar da bu konuda daha ileriye yatırım, daha kendine yatırım, sürekli kendimi geliştireyim, yeni şeyler öğreneyim. Sadece icracı olarak değil de insan olarak da biraz kendimi geliştireyim dedikçe, yani yaptığınız işi başka alanlara da yaydıkça sanki daha başarılı olup daha da işinizi iyi yapar hale geliyorsunuz. Kesinlikle. Tecrübelerim biraz bende böyle sonuçlanıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Küçüklüğünde neler dinlerdin, neler severdin? Klasik müzik dışında başka bir şey sever Klasik miydin? Müzik severdim. Yani klasik müzik repertuarını öğrenmek ve onun repertuarında dinleyerek zevk almak gibi bir çocukluğum oldu. Aile içerisinde annem ve babam her ikisi de müzik öğretmenleri olduğu için evde sürekli bir müzik ve müzikle alakalı konuşma, müzik dinlemek gibi bir atmosfer sürekli vardı. Bu bir baskı olarak değil de böyle zevk olaraktı. Annem çok iyi bir müzik öğretmeniydi, koro öğretmeniydi. Babam da öyle. Ama annem aynı zamanda mesela Türk sanat musikisinden de parçalar söylerdi evde. Bu da mesela benim kulağımı çok aşina etmiştir. Her zaman Türk müziği, Türk halk müziği içimde mutluluk uyandıran ezgilerdir. Sadece klasik batı müziği çok dinledim. Bütün repertuarı çok genç yaşta öğrenmiştim, çok severdim. Piyano konçertoları, keman konçertoları, bütün operalar gece yatarken dinlerdim. Ama aynı zamanda bu toprakların müziklerini de dinler ve severdim. Bir ayrıştırılmış bir kişilik olarak yetişmedim. Şimdi düşündüğüm zaman, o zaman baktığım zaman şanslı olduğumu düşünüyorum bütün bunların içerisinde. Aynı zamanda tabii bir gencin o zaman işte dinlediği popüler pop müzikleri. Neler mesela? Mesela Alman Nena vardı o zaman, Almanya. Avusturyalı Falco diye bir şarkıcı vardı. İşte bunların parçalarını o zaman zor bulunurdu Türkiye'de. Almanya'da işçi olarak tanıdığım çalışan ailemizin yakınları varsa onlardan kasetlerini getirdim. İşte arkadaşlar toplanır. Öyle de tabii yani bir gençlik yaşardık. Hani yani sadece klasik müzikçiyiz canım, bir tek flüt çalarım, öyle değil. Tabii öyle bir güzel öteki taraf hayatımda oldu ve her zaman herkesin de olması gerektiğine inanırım. Yani tek taraflı bir müzisyenlik olmaz. Her şeyi dinleyerek de zevk alarak da bir yaşam bütünlüğü önemlidir diye düşünüyorum. Tabii ki. Mesela o sevdiğin popüler müzik örneklerini flütle de çalıyor muydun? Ya da çalmazdım, sadece dinleyici dinlerdim. Olarak? Yok, çalmazdım. Ben dayanamazdım mesela sevdiğim şeyleri. Sen de öyle bir şey var, evet. Sen hemen çalıyorsun. Koşup koşup bazen nadir yapıyordum, evet. Bazen. Evet. Yani eğer çok romantik şeyler duyar, seversen evet, onları çaldığım oluyordu. Sevdiklerimizi. Evet, evet. İster istemez çünkü o zaman kendin dokunmak istiyorsun, evet, o sevdiğin, beğendiğin şeye. Evet. Onu da kendi içinden çıkan seslerle kendi enstrümanını İşte sözlerini ezberleyip söylerdim falan mesela, ben. Mesela evet. İşte internet yoktu o zaman da bulurduk bir yerlerden, bakardık. İşte kasetlerin içerisinde bazen şarkı sözleri yazardı, işte yabancı şarkılar. Evet. Onlara bakar ezberlemeye çalışır işte onları. Ay çok üstüne güzel. Üstüne söylemek evet, diyor. Yani her gencin yaptığı şeyleri gençlikte yaptık öyle tabii. Peki evet, senden rica etsek sen bir solo performansını yapabilir misin? Zevkli, zevkli. Çok mutlu oluruz. Peki ne seslendirmek istersin? Ben Claude Debussy'den Syrinx'i çalacağım. Syrinx'in de biraz hikayesini anlatayım istersen. Lütfen. Syrinx bir nimf,
nimf yani su perisi. Panda işte ormanda gezen keçi ayaklı işte boynuzlu bir yaratık. Bu su içmeye gidiyor dereye ve bu nimfi bu su perisini görüyor ve çok güzel Sphinx ve ona aşık oluyor. İşte gidiyor yanına seni çok seviyorum derken Sphinx korkudan çığlıklar feryat figan ödü kopuyor bu yaratıktan kaçıyor. Panda peşinde istiyor bunu aşık olmuş. Fakat kesinlikle istemiyor kızcağız kaçıyor ve sazlıkların arasına saklanıyor. Tanrım diyor beni bu yaratıktan kurtar ne olurdu diyor ve Tanrı bunun sesini duyuyor ve onu o sazlıklara çeviriyor. Panda deli gibi bunu arıyor yok sazlıkları başlıyor kesmeye ve bulamıyor ve kestiği sazlardan bir flüt yapıyor. Ve Pan'ın flütü böyle ortaya çıkarak o flütü sürekli Sphinx'e olan aşkına çalmaya başlıyor. Müthiş bir hikaye. Çok teşekkür ederim bunu paylaştığın için. Size. Harika, o zaman dinliyoruz. Peki. Thank you.
tekrar ellerine sağlık. Diyorum ki iyi ki müzik var gerçekten bu dünyada ve iyi ki flüt var. Çünkü flütün konuşması çok farklı oluyor. Gerçekten o dokunuş tam insanın kalbine etki ediyor. Bu arada flütün o romantik tarafından biraz daha böyle dünyevi durumuna geleyim. Sadece flüt değil, bütün çoğu klasik müzik enstrümanları için geçerli bir şey. Biliyoruz ki enstrümanlar çok pahalı. Hı hı. Ve ciddi klasik müzik eğitimi gören çocuklar hangi enstrüman olursa olsun gerçekten çok zor elde ediyor o değerli gerçekten dünya klasik müzik platformlarında kıymetli olan enstrümanları. Çünkü fiyatları da çok yüksek ve dünyada birçok vakıf var. Bunları yetenekli çocuklar için sağlayan vakıflar Rusya'da da var, Avrupa'da da var. Türkiye'de bu durumla ilgili birazcık aslında çok da bilgim yok diyebilirim. Daha çok hani dünyadan neler yapıldığını biliyorum. Ben sana bunu sormak istiyorum. Tamam. Şimdi sorundan önce senin müziğinin ne kadar güzel olduğu da müziği güzel yapıyor. Yani bestecinin de payı, ruhu, kalbi o müziğe yansıyor. Çok güzel bir beste çok gerçekten. Naziksin. Ben de seni nacizane çok kutlamak isterim. Teşekkür ederim. Daha nice birlikte çalarız inşallah. İnşallah, evet. Beni dinlemen, benim seni dinlemem ve birlikte çalışımız... biz yani şimdi hemen bir araya geldik ve tekrar evet, çaldık. Hemen. Filmde de öyleydik. sanatçılar arasındaki bu uyum çok önemli oluyor. Bir anda aynı chemistry, aynı kimyayı bulmak iki icracı için duo çaldıkları zaman çok önemli. Seninle de bunu yakalıyoruz. Evet, çok birbirimize bakmak çok zorunda bir şey değiliz. Evet, o hissiyat zaten. Nefesimizi hissediyoruz. Müziğin de çok romantik, çok tüyleri diken diken edici çok, olunca çok, teşekkür çok güzel bir şey oldu. Mutlu çok tebrik oldum. Ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Şöyle, Türkiye'de devlet orkestraları, tabii devlet orkestrasına girebildiğiniz zaman evet, size bir saz temin ediyorlar. Konservatuarlarda da iyi kötü sazlarımız var. Oradaki okuyan çocuklara da yani profesyonel olacak kişilere konservatuarlar muhakkak saz temin ediyor ve saz veriyor. Biliyorsunuz bazı sazlar çok anormal pahalı. Yani evet, bir yetenekli bir çocuk bazen varlık düzeyi çok yüksek olmayan ailelerden gelebiliyor. Ve bu çocuklara muhakkak sazların temin edilmesi gerekiyor. Son zamanlarda özel kuruluşlarda, bankalarda, özel kurulmuş orkestralarda, mesela Borusan Filarmoni Orkestrası da çalan elemanlarına son derece kıymetli, dünya standartında üst düzey sazları hiçbir karşılık beklemediği bir aşkla alıyor, veriyor. Harika. Bunu buradan dile getirmek ve Borusan Orkestrası'nı kuran tüm kuruculara, destek olan herkese minnetlerimi ve şükranlarımı sunmak isterim. Aynı şekilde şimdi bir de Çağdaş Eğitim Vakfı diye bir vakıf var. Bu da yetenekli, üstün yetenekli çocukları araştırıp buluyor Türkiye'de. Onların ihtiyaçlarına göre gerekirse yurt dışında eğitim vermek, piyano ihtiyacı varsa, bir saz ihtiyacı varsa, keman ihtiyacı varsa bunları da iyi kötü temin etmek için böyle çabalar içerisinde olan kuruluşlar ve şirketler bulunuyorlar. Çok önemli. Bunları da buradan duyurmak isterim. Tabii bunların sayısının artması, evet, bunların popülerleşmesi çok önemli. Nacizane ben flütün Türkiye'de popülerleşmesi için elimden gelen her şeyi ardıma koymadığımı tekrar söylemek isterim. En büyük çabalarımdan biri de budur. Sanatın daha çok kitlelere ulaşması, flütün sevilmesi, flütün insan sesine yakın olup dinlediği zaman insanların seviyor olması. Şimdiye kadar çaldığım hiçbir yerde flütün sesini sevmeyen biriyle karşılaşmadım. Bu doğru, da çok insana ilham verici ve mutlu edici bir şey. Bunları dile getirmek isterim. Harika, evet. Ben sıklıkla şu ifadeyle karşılaşıyorum. Bilmiyorum sen karşılaştın mı? Klasik müziği seven ama müzik camiasında olmayan insanlar bunu söylüyor. Ay, klasik müzikle ilgilenen insanlar sadece iyi insanlardır. Kötü insan olamaz klasikçi. Onlar hepsi melektir. ben bir şey demiyorum. Sen ne dersin? Şimdi tabii yaptığımız müzik o kadar
süzgeçten geçmiş, o kadar saf, temiz ve o kadar güzel ki. Tabii bazen de savaşları, işte aşırılıkları, sıkıntıları, baskıları da anlatan bir süreçlerler evet, var. Şimdi herhalde seyircinin gözünde bütün bunları icra etmek, çalmak, yorumlamak, sunmak nasıl bir filmi izlerken oradaki artisti o rolle bütünleştiriyor. Aa, bu insan çok iyi bir insan ya da bu insan. Sanırım öyle bir yaklaşımda bulunuyorlar. Tabii ki ama şuna inanıyorum. İyi bir müzisyenin iyi bir kalbi olması gerektiğine inanıyorum. Yani o bestecinin özellikle romantizmini, özellikle kalbindeki duyguları harmanlayıp kendisindeki duygularla birleştirip sunan müzisyenlerin bunu başaramayan müzisyenlerden ayrıldığına ve bunların daha çok öne çıkarak bu tarz yaklaşımlar, senin söylediğin soru gibi yaklaşımlara sebep olduğunu inanıyorum. Böyle o zaman da tabii daha iyi insan olarak daha iyi güzel müzik yapmak da bizim amacımız olmalı, doğru, değil mi? Doğru, yani, çıta yüksek. Evet, çıta yüksek. Seyircilerin bu anlamdaki yaklaşımları ve bu anlamdaki kriterleri gerçekten çok önemli. Müzisyenlerden daha çok seyircilerin, klasik müzikle ya da herhangi müzik türüyle alakası olmayan seyircilerin değerlendirmesi ve onların hayatlarına kattıklarımız ve onlardan geri dönüşleri bizi yaşattığını ve bizi biz yaptığını inanıyorum her zaman. Evet. Çünkü müzisyenler daha kritikçi oluruz biz. İşte daha kendimizi eleştiririz, daha zor beğeniriz. Kendimizi çok başarılı bulmadığımız performanslarda o seyircinin demin bahsettiğin gibi yaklaşımlarda bulunması bizi ne kadar mutlu edip bir sonraki adım atmamıza, devam etmemize, tekrar konserler çalmamıza, tekrar sahnede hata yapsak bile bulunmamıza evet, cesaret veriyor. Ve destek oluyor diye düşünüyorum. Şimdi yine aklıma gelen söz yine Spivakova, Vladimir Spivakova ait. Onun biliyorsun yetenekli çocuklar için bir vakıf var. Çok öyle, farklı müzik enstrümanları evet kapsayan ve müthiş bir iş yapıyor 25 sene boyunca. Ve ona da sordukları zaman siz ne hissediyorsunuz? Ne gerekiyor bu çocuklara gerçekten yürümeleri için? Sadece yetenek yetiyor mu? Hayır dedi, sevildiklerini hissetmeleri lazım. Nasıl diyor, hani kuş uçmadan önce şöyle bir hazırlık yapıyorsa, kapsayıcı bir duruşu sergiliyorsa sonra uçabilir. İşte o çocukların sevildiğini ve rahat hareket edebildiklerini hissetmeleri lazım. Bu aslında çocuklar için değil, hepimiz için geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Dik durup kendini iyi hissetmek ve seni dinleyenlerle o kalp atışlarını paylaşabilmek, sevgiyi paylaşabilmek herhalde müthiş bir güç veriyor. Kesinlikle. İnsan yapısı tekil yaşamaya yatkın bir yapı değil. Yani işte mağaradan beri bulunan bütün her şey bir komün ve birlikte yaşamak, sosyalleşmek. Bütün bunların sonucunda gayet tabii ki birlikte iş yapmak, sanat, müzik, her şey toplumu sunulan, onları mutlu etmek, onları hüzünlendirmek, onları biraz bile, bir iki saat bile olsun dünyanın sıkıntılarından, hayatlarındaki stresten, yorgunluktan sıyırıp bambaşka dünyalara götürmek, bambaşka imajlar, resimler gözlerinin önünde canlandırmak. Bunlar tabii bizim vazifelerimiz. Dolayısıyla insanların bir arada bulunarak mutlu oldukları bir gerçek. Şimdi Spivakov'un dediği gibi bir insana sevgi vermeyin. Ya bir insanı bırakın, bir bitkiye, evcil hayvana, bitkiye, doğaya sevgiyle yaklaştığınız zaman onun dönüşü de size sevgi oluyor. O enerjinin de dönüşü sevgi evet, oluyor. Muhakkak ki insanların birbirine verdikleri güzel enerjili sevgiler o insanların hayatlarındaki, gelecekteki, o andaki bütün varlıklarına olumlu etki ediyordur. Bu çok önemli. Hep zaten bir sevgiyi ve aşkı ve mutluluğu arayış içerisinde değil miyiz hayatta? Her yaptığımız işte iyi kötü. Evet. Yani ne kadar sevgi dolu yaklaşım olursa bir annenin çocuğa, bir babanın oğluna, bir erkek kardeşin diğer kardeşe, bir kız kardeşin erkek kardeşine yaklaşımı, sevgisi ne kadar hayatımızda olumlu ve güzel düşüncelere, yaptığımız işleri iyi yapmaya sebep oluyor. Dolayısıyla tabii ki çocuklara, özellikle çocuklara büyük sevgi gösterilmeli. Olgunluk içerisinde gösterilen sevgi, gerçek gösterilen sevgi ve geleceğe dönük
eğitimci sevginin çok evet. önemli olduğuna ben evet. de tabii ki bu büyük sözlere katılmamak elde değil diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada o zaman biraz müzik terapisi konusuna değinebiliriz. Tabii ki kuşkusuz çok eski zamanlardan beri bu çok önemli bir bilim dalıydı. Müzikle insanları tedavi etmek ve özellikle de üflemeli sazlar burada önemli bir rol oynuyor. Bir sürü mitlerde, efsanelerde insanların ruhuna, kalbine, duygularına özellikle de ney ya da flüt gibi üflemeli enstrümanların etkisini anlatıyor. Peki bu kuşkusuz bir gerçek. Evet. Ben öyle düşünüyorum, sen de herhalde sana. Katılıyorsun. Sana sence bir müzisyen hakikaten insanın ruhuna ve onun fiziki durumuna etki edecek durumunda ne şekilde olur? Yani müzik terapisinin terapi etkisi nasıl olmalı? O insanın şartları nedir? Çünkü her bir müzik ve her bir insan terapi edemez diye düşünüyorum. Şimdi soruna şöyle bir açıdan girebilir miyim? Girebiliriz. Bir defa müzik bana terapi oluyor. Şimdi mesela flüt çalışmadığım zaman evet. ya da flüt çalmadığım zaman diyelim iki gün flüt çalmadım. Üçüncü gün hasta olmaya başlıyorum. Evet. Ruhum bozulmaya başlıyor. Bir garipleşiyorum, mutsuzlaşıyorum. Nefesimin sıkıştığını hissediyorum. Yapmak istediğim şeylerdeki mutluluğum azalmaya başlıyor. Bir bardak su koymak bile. Ondan sonra flüt çalıştığım zaman, bir eseri hazırladığım zaman ya da orkestraya gidip çaldığım zaman hemen olumluya dönüşüyor. Başlıyorum tekrar hayat bulmaya, tekrar kendimi hissetmeye. Dolayısıyla kendimize olan bu terapinin muhakkak tabii ben çaldığım zaman da birilerine iyi geldiğini bravo, doğrudur çok yani. Güzel bir İlk önce işte. Kendimize iyi geldiği kesin. Evet. Ben her zaman şunu söylerim. Eğer bir müzisyen yeteri kadar çalışıyorsa hayatında kendi sazına, kendi mesleğine gerçekten o insan mutlu oluyor. Ama ona az zaman ayırabiliyorsa biraz mutsuzlaşıyor, biraz işte stresli oluyor, biraz suratı asık oluyor falan. Ben hemen diyorum ki arkadaşıma öyle gördüğüm zaman az mı çalışıyorsun? Evet ya nereden anladın? Belli diyorum suratından falan. Bravo. Ya da bana da öyle diyorlar işte biraz böyle heyecanlı. Az mı çalışıyorsun, biraz daha flüt çalış. Ya da büyük şeflerimiz de öyle derdi. İşte üzüldüm, şundan ayrıldım, şu oldu hayatımda falan filan. Flüt çalış, git sazını çalış. Kendini sazına ver. Hakikaten bu çok etkili oluyor. Evet. Bu dolayısıyla tabii bize etkili oluyorsa dinleyicilerimize de büyük terapi oluyordur. Şimdi bir de böyle bir akım da var. Doktor arkadaşlar, doktor hanımefendilerle konuştuğum zaman özellikle psikiyatri dalında bir enstrümancıya böyle hastalıkları, psikiyatrik hastalıkları çaldırarak muayenehanelerinde böyle bir evet, şey verildiğini. Osmanlı zamanında evet, da vardı şimdi bu. De tekrar bunun ve popüler tekrar, olduğunu evet. duyuyorum. Evet. Hatta bazı flütçü arkadaşlarımın adlarını, isimlerini istediler. Hani ben gidip yardımcı olamadığım için yoğunluktan. Böyle evet, evet. öyle kontaklar verdiğim oldu açıkçası. Evet, doğru, evet. Bu yeniden aslında hayatımıza girmiş oluyor. Müziğin o tedavi ve terapi gücü. Zamanım yok diyorsun. Çok iyi anlıyorum. Çünkü bütün dünyada konserler veriyorsun sürekli. Ama bir de onun yanı sıra birçok kurumda, yurt dışında ve yurt içinde yönetici pozisyonun var ve devam ediyor. Bir, nasıl birleştirebiliyorsun, nasıl yetiştirebiliyorsun ve de yönetici olarak nasılsın? Çünkü oldukça yumuşak bir karakterin ve duruşun var. Bülent Evcil nasıl evet, yönetir? İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın müdürlüğünü yapıyorum iki evet. sezondur. 4 yıldır da program koordinatörlüğünü de yürüttüm. Bizim kendi orkestramız İstanbul'un en köklü kurumlarından, Cumhuriyet'in büyük kazanımlarından biridir. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sevgili şefimiz Rengim Gökmen'in söylediği gibi, geçenlerde Ankara'da bir toplantıdaydık. New York Filarmoni ismi olarak neyse İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası da İstanbul, Türkiye için odur dünyaya evet. diye bir yaklaşımı olmuştu. Mesela bu beni çok etkiledi. Doğru. Elimizden geldiğince kurumlarımıza sahip çıkıp yöneticiliğimi aksatmadan yapıyorum açıkçası. Orkestranın çıtasının yükselmesi, diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte uluslararası turneler ve uluslararası turnelerde gerçekten profesyonel turneler gerçekleştiren turnelerin peşinde koşarak bunları yaptık. Latin Amerika turnesi gerçekleştirdik. İlk kez bir Türk orkestrası Latin Amerika'da çok önemli salonlarda
devlet televizyonlarından canlı yayınlarla karşılanan konserler yaptık. Bu sene Çin'e gittik. Gerçekten Türkiye'den bir orkestra ilk kez bu sene devlet orkestrası, devlet senfoni orkestrasından biri turne yapma şansı buldu. O da profesyonel bir davetti. Tamamen Çinlilerin her şeyimizi karşılayan, konserlerimizi organize eden bir davetti. Orada da ülkemizi 21 gün boyunca 8-9 konserde temsil ettik. Bunlar yönetici olarak yaptığım katkılar. Sert bir yönetici değilim evet ama konuşmalarımla sert ortamı yumuşatan, bağdaştırıcı, köprüler kuran ve barışçıl bir yaklaşımla başarılı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çok güzel, bu önemli bir şey zaten. Evet, yani memleketimizin ihtiyacı olan birlikte barışçıl bir şekilde birbirimizi anlayışla, sevgiyle kucaklayarak yaklaşımın yöneticilik olarak anlayışım olduğunu söylemek isterim. Sanırım orkestramda memnun ki ne güzel. Hala beni yönetici evet, olarak doğrudur, tutuyorlar. Doğrudur mutlaka. Yani bizim her sene bir seçimimiz oluyor. Yani ben yönetici olacağım duruyorum diye değil, demokratik bir şekilde seçerek yönetici yapıyorlar. İnşallah sana da o yönde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir iki şey daha merak ediyorum, eklemek istiyorum. Sen tabii birçok ülkede orkestrayla ya da solist olarak birçok orkestrayla birlikte yurt dışında konserler veriyorsun. Dinleyici kitlesi nasıl değişir sana göre ülkeden ülkeye, hatta bazen şehirden şehire? Tabii değişim gösteriyor muhakkak. Akdeniz'in kenarına indikçe daha sıcak, daha Türklere benzeyen yaklaşımlarla karşılaşıyorsunuz. İşte Yunanistan, Yugoslavya, İtalya, Türkiye'nin seyircileri evet, birbirlerine benziyorlar. Yukarı çıktıkça Almanya, işte Polonya, daha kuzey ülkelerinde daha soğuk demeyeyim ama kendine has bir dinleyici kitlesi olduğunu, daha kritik vari sizi dinlediklerinizi hissediyorsunuz. Çıtanın biraz daha sanki zor olduğu stage'de gibi hissediyorsunuz özellikle Almanya'da. Ama şu da şöyle, eğer iyi bir icracı ve iyi bir sanatçısanız dünyanın her yerinde alkışın esirgenmediği ve insanların evet, gerçekten konserlere mutlu olmak için ya da duygusallaşmak için geldiklerini unutmadığınız sürece ve kendi yeteneklerinizle bestecinin isteklerini güzel bir şekilde harmanlayıp seyirciye sunduğunuz sürece seyircilerde çok anormal değişimler olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Doğrudur. Ama kültür olarak, yoğunluk olarak tabii ülkeden ülkeye bu değişim gösteriyor. Evet, his olarak minik nüanslar oluyor. Minik nüanslar evet, oluyor, doğru. Ama şuranın seyircisi mükemmel, burası çok kötü diye o kadar evet, marjinal değil, uçlar ben en azından karşılaşmadım. Evet, doğru. Şimdi aslında çok değişik bir programın değişik bölümüne geliyoruz. Benim için her zaman değişik oluyor. Çünkü gelen misafirlerime ben o anda doğaçlama yapıyorum. Ne mutlu bana, şimdi çok iyi. Senin için yapacağım. Ay ne güzel. Bilmeni istiyorum ki çalacağım müzikte hiçbir hazırlık, hiçbir rasyonel kırıntısı bile yok. Tamamıyla bir akış. Şu anda ve genel olarak senin varlığından akan bir şey olacak. Onu sadece nacizane bir şekilde müzik diline çevirmeye çalışacağım o sırada. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ben yeteneksin, teşekkür ederim. Büyük yeteneksin. Sağ ol. Sağ olasın.
Harika. Aldın bir diyarlara götürdün beni. Kırlar koştum ettim falan. Öyle harikaydı. Mi? Götürdü evet. Mü? Çok. Şimdi de ben işte bu fiziki kulakla duyabilirim. Yoksa... Ha evet. Demek ki senin dünyanda böyle bir... Hayallere götürdün şey çok var. Güzeldi. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Yok dediğim gibi yani bu teşekkürleri kendime alamıyorum benim. Çünkü ben orada çekiliyorum ve aslında konuşan sensin orada. Ama benden minik bir bölüm sadece aracı olmaya çalışıyor gibi bir proses bu. Ama sana da çok teşekkür ederim. Ben bana teşekkür ederim. Bana ilham verdiğin için. Nefis bir programdı. Ben teşekkür ederim. Büyük zevkle bulundum. İnşallah yeniden buluşmak üzere. İnşallah. Sahnelerde. Birlikte inşallah. Müzik konserinde. İnşallah. Bir programın sonuna daha geldik. Yeniden buluşmaya dek müzikle kalın, güzel seslerle kalın sevgilerimle.